19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle söz isteyen Ankara Milletvekili Levent Gök'e aittir. Buyurunuz Sayın Gök. Sayın milletvekilleri lütfen sessiz olalım. Sayın milletvekilimizi daha iyi duyabiliriz. Buyurunuz efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, dün 19 Mayıs 1919'da başlayan büyük yolculuğun 94. yıl dönümünü kutladık. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde bütün yurttaşlarımız tüm Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnettarlığını bir kez daha ifade etti. Bayramımızın adı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ama gerçekten Atatürk'ü anlayabiliyor ve onun adına layık olacak şekilde anabiliyor muyuz değerli arkadaşlarım? 19 Mayıs 1919 bağımsız ve modern Türkiye'nin bir kuruluş tarihidir. 19 Mayıs aynı zamanda Atatürk'ün benim doğum tarihim 19 Mayıs 1919'dur dediği bir tarihtir. 19 Mayıs bütün tarihsel gelişmelere açılan, onlara öncülük eden büyük bir dönüşümün ve değişimin bir adıdır. 19 Mayıs olmazsa kurtuluş olmazdı. 19 Mayıs olmazsa kuruluş olmazdı. 19 Mayıs olmazsa işgale karşı baş kaldırı mümkün olmazdı. 19 Mayıs olmazsa meclis olmazdı, sizler burada olamazdınız. 19 Mayıs olmazsa 29 Ekim olmazdı, Cumhuriyet olmazdı, çok partili demokrasi olmazdı. 19 Mayıs olmazsa laiklik olmazdı. 19 Mayıs olmazsa tam bağımsızlık söz konusu olmazdı. 19 Mayıs olmazsa yurtta sulh, cihanda sulh diyemezdik. Değerli milletvekilleri, bugün dünden bugüne gelen gelişim içerisinde Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha minnetle anıyoruz. Ama kimilerimiz coşkuyla anarken kimilerimiz de Atatürk'ün adını silmek için olağanüstü bir uğraş veriyorlar. Türkiye'mizin kurulduğu andan itibaren Mustafa Kemal önderliğine kurulan Türkiye'de sanayi kuruluşlarını, tüm Türkiye'nin gelir kaynaklarını satan bir iktidarla karşı karşıyayız. Atatürk orman çiftliğini, Atatürk'ün bize miras bıraktığı orman çiftliğini talan eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Atatürk'ün mirasını çiğneyerek Atatürk'e karşı büyük bir saygısızlığı gerçekleştiren iktidarla karşı karşıyayız. Atatürk'ün adını her yerden silmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin yanında bütün dış ülkelerde dış komşularımız olan ilişkilerini artık sorunlara dönüştürmüş, onlara silah ihraç eden ve onların iç işlere müdahale eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Değerli milletvekilleri, 19 Mayıs tarihi Türkiye'nin aydınlanma tarihidir. Bu tarihin içerisinde modern demokrasi vardır, laiklik vardır, halk egemenliği vardır. Mustafa Kemal ve arkadaşları ümmet olan bir toplumdan yurttaş yaratmışlardır. Şimdi geldiğimiz noktada yurttaşı tekrar ümmet haline getirmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Sizlerin Atatürk'ü anlamasını beklemiyoruz. Ama Atatürk'ün yaptığı bütün ülkelere saygı göstermenizi beklemek tüm Türkiye olarak hepimizin beklentisidir. Atatürk adından niçin korkuyorsunuz? Onu niçin silmeye kalkıyorsunuz? Dün yürüyüş yapan topluluklar arasında bir tek iktidar mensuplarını dahi göremedik. Yerköy'de yapılan bir kutlamada kaymakam mikrofonun sesinin cızırtısını yapmasını benden bu kadar, siz ne biliyorsunuz yapın diyecek kadar cüretkar olmuştur. Atatürk'ün adını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adını taşıyan bütün insanlarımıza karşı, Atatürk'e karşı saldırılar her yerde artıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın görüş ve önerilerinden Atatürk milliyetçiliği ilkesi etrafında gençleri yetiştirmeyi bir bir çıkartıyorsunuz. Atatürk adı müfredatlardan çıkıyor. Böylesine bir dönemde 19 Mayıs'ı kutluyoruz.
Böylesi bir dönemde Atatürk'ün adını silmek isteyen tüm zihniyetlere karşı Türk gençliği ve Türk ulusu kararlı bir şekilde ayakta mutlaka olacaktır. Atatürk'ün adını dünya silmemiştir, iktidarın silmesi söz konusu bile değildir. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını bir kez daha minnettanıyor, hepsini saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Gök.